Silah. Başlayalım. Patron. Söyle Yasin. Faysal aradı da Abi arıyorum şimdi. bu elemanları gidiyormuş, hemen yapsak olur mu diyor, Tamam teslim biliyorum aldı. biliyorum. Arayacağım şimdi. Alo. Bekleyin çocuklar. Efendim? Faysal Fadıl ben. Burada efendim. Ne yaptın işleri? Geçen Yasin'le konuşmuşsun. Tamam değil mi? Bir sıkıntı yok. Bütün araçlar hazır. Çocuklar Tamam. hazır. Tamam. Şimdi Haber bekliyoruz. plan şu. Şehrin kuzey doğu tarafı. Bu market var Kuzeydoğu. biliyorsun. En üst market. Onun karşısında gizli bir Evet. bölge var. Karavan. Bir tane muhbirle görüştüm. Bu muhbir silahları oradan alıp şehre büyük ihtimalle ya sol ya da sağ bölgeden şehre sokacağız diyor. Evet. Lojistik işi senle. Ben anlamam. Tamamdır. Oradaki silahları alıp mekana götüreceksin. Şimdi bir araçla gizli bir şekilde oranın önünden sana bir konum atacağım. O konuma Tamamdır. geçeceksin. Silahları alıp havaalanındaki depoya getireceksin. PD'ye çok dikkat et Tamamdır. Faysal. Bu benim ilk Sıkıntı yok silah efendim. taksimatım. Dikkatli olman gerekiyor. Tamam mı? Sıkıntı yok, Ben sıkıntı yok. Her şey birazdan hazır. Mekana geçiyorum. 5 dakika. Saat Tamamdır. 19.00'da sana konumu atacağım. Tırlarla birlikte Tamamdır. al. Ben seni uzaktan izleyeceğim. Tamam mı? Tamamdır. Haydi. Tamamdır efendim. Haydi. Bu araç kimindi? Arkadaşlar bu Kırmızı mı yanlış patron? lamba bu arada. Bu benim değil. Yenisi Seda'nın. gelecek. Seda'nın mı bu? Evet, emlak için Seda. aldık. Şu aracı bana bir ver. Hemen. Buyurun. Gel. Hoş geldin patron. Hoş bulduk. Buyurun patron. Tamam. Şimdi her şey saatinde olacak. 7'de mekanda Faysal. Silahlar almaya çıkacak çocuklar. Şehir sistemi için bu çok önemli. Risk teşkil ediyor. PD açısından, yerelliler açısından. Belki de başka bir aile tırı vurabilir. Her şey olabilir. O yüzden dikkatli olacağız. Şimdi hepiniz burada kalıyorsunuz şu an. Arabalarınızı hazır tutacaksınız. Biz Gaye ile mekana gideceğiz. Mekanın gizli konumunu Faysal'a atacağız. Faysal oradaki silahları yükleyip aşağıdaki havaalanı bölgesini alacak. Telsizde kimse bakın çıkmıyor telsizden. Herkes telsizde kalsın. Biz giyinelim gayet bu tarzımıza gitmeyelim. Araç bu değil değil. Benim aracım geliyor arkadaşlar. Bu gece gelecek aracım. Hemen hızlı hızlı yapalım abi. Kıyafetler nasıl bu arada? Seda'la Yasin yaptı. Bir de güzel bir illegal kıyafet yapılmış. Çocuklar çok iyi. Dün bayağı bir kaynaştık. Cidden herkesin bir birlikteliği güzel. Nasıl giyinelim? Ne vardı sende kıyafet olarak? Bunu giyelim mi? Ha, sen de yok ki. Dur Bu? şöyle yapalım. Evet bu olur. Bekle. Bizde motor yoktu değil mi? Gayem. Aslında var. Aşağıda bir tane zombi chopper Motor var. olsun daha mantıklı olur. Tamam. Çocuklar, Çocuklar aşağıdaki aşağıdaki motor motor kimin? kimin? Maria'nın. Tamam. Tamam biz gidelim mekan hemen. Tereyağından kıl çeker gibi yapmamız lazım bunu. Gel buradan Tamam. inelim hemen gel. O Şey motor mi tek ya? kişilik bir şey Çocuklar. ama. Patron. Öyle Mekanda kalın. Tamam mı? Atla. Silahların mekanını Faysal'a konum atmaya gidiyorum. Gaye ile birlikte gideceğiz. Tamamdır. Dikkat çekmeme adına. Havaalanındaki büyük depoya büyük bir silah taksimatı yapılacak. Aksel'le Anlaşıldı. sen tamam mı çocukları durun. Ben size bunun Tamam. konum yolunu söyleyeceğim. Gerekirse Tamam. havaalanına geçin diyeceğim size tamam mı? Dikkatli olun. Tamamdır. Çok dikkat çekmeyin ama. Ama burada Ben de hazır bekle. hemen acilen bir hazır mı beklemem lazım? Tamam. Ne acil oğlum? Bir dövme şey yap çıktım da bileyim ayıp Ne üstüme dövmesi neyse. oğlum? Araya bir sıkıştıramayayım dedim de Ne sıkıştıramam. dövmesi oğlum? Silah taksimatı var dövme diyorsun ya. Döveceğim şimdi seni ha. Tamam. Allah'ım ya Rabbim ya. Patron, Efendim. scooter'ımız varmış. Olmaz bu. Tamam Bir bununla gidelim ya. zombi. Gel. Tamam. Şu kimin? Şu kırmızı motor kimin? O tek O tek kişilikmiş. kişilik patron. Tamam hadi gidelim. Tamam biz gidiyoruz. Yasin, telsizde Efendim. kalsın bak herkes. Tamamdır. Aman oğlum. Şimdi. Güzel. Kıyafetimizi iyi. İki tane çift. Çıktık. Kuzeye gidiyoruz. Doğru mu? Hı. Şimdi. Güzel roller başlıyor. Hadi iyi seyirler. Buradan mı gidelim? Oradan mı gidelim? Ana yoldan gidelim dur. Sen nasılsın? İyi misin? Seni gördüm, iyi oldum. Sen nasılsın? İyiyim de. Koruma İşte bu kıyafetindeki hallolmadan yaptığın iyi zaten. olmayacağım. Bakalım Faysal inşallah. İş halleder. Halleder. İyi Saat kaç iş. şu an? Saat. Kaç geçiyor? Saat 7. 7.
2 dakika var 7'ye. 2 dakika tamam. Geç kaldı. Kemerini bağla. Tamam. Bağla kemeri. Sıkı kemerin var mı? Yok. Gerek yok ama. Al bunu. Torpidodan. Saat 9'da toplantımız var. 7'de hemen bu konumun atılması lazım. Ana havaalanına getirilecek bütün silahlar, her şey eksiksiz olmalı. Mecbur şu an giriş seviyesi silah getirebildik şehre. Tabii çok büyük silahlar getirilmez Elis, bizim gözü üstümüzde. Getiremeyiz. Bayağı bir silah taksimatı bu, bakalım. Senin bir ihtiyacın var mı? Yok, her şeyim tamam. Bu şey vardı üst markette. Bizim yer, eski met bölgesi. Davut da bilirdi orayı. Zamanında çok met yaptı orada. Orada bir muhbirden bahsedildi. Bu konuda Davut'tan yardım aldım desem inanır mısın? Yardım etti. Yardım etti, mecbur. Silah lazım. Otu neyle koruyacak? O da doğru. Ot sistemini açıklayacak o da yakında, bakalım. Merak ediyorum. Ama tek düşmanım şu an. Mecbur ticari çıkarlarımız için aynı masaya oturduk dün gece. Bakalım, muhbir tanıdıkları var. Bunu sokabilirsek silah çok iyi olacak. Çünkü o da bize muhtaç. Şöyle, ben ota muhtaç değilim. Ha, para lazım, doğru. Belki de adam da soyacağız ama silahtan zaten iyi para kaldıracağız. Ama silahın yeri çok başka falan. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Emret. Hemen şu ileri gidelim. Bu rolleri izle chat. Çok çalıştık bu rollere. Senin gözlerin iyi mi? İyi. Tamam. Evet, bölge burası. Şimdi buradan ben benzin alacağım. Şu soldaki yeri gördün mü? İçeri giriliyor bak. Gördüm. Sol taraf. Bekle. Ya benim niye FPS'im düşük ya? Şimdi senden şunu istiyorum. İçeri gireceksin. 1903 numaraya konum atacaksın. Tamam. Bekliyorum. Gideyim mi? Git. Ben benzin alıp geliyorum, seni buradan alacağım. Çaktırma. Alt tap atmadım ya. Vallahi atmadım alt tap. İllegaller yavaştan başlıyor. Yakalayamıyor muyum? Hay Allah. Silahları sokacağız, bakalım. Konumu attın mı? Hı, tamam. Tamam. Şu ağaç var ya arkanda. Ağacın orada beklesene beni. Arkamdaki mi? Tamam. Evet evet. Yolda durma. Tamam. Hadi. Beyler. Telefon geldi. Buyurun efendim. Sana bir konum geldi mi? Doğrudur. Tamam. Çocuklar, telefonla konuşuyorum, bir dakika. Şöyle. Konuma gel. Tamamdır. Seni bir muhbir karşılayacak. Muhbirden silahları satın alacaksın. Tamamdır. Tamam mı? Tırın çıkışında ben zaten arka taraftan sana bir eskortluk yapacağım. Çaktırmadan. Gideceğin tamamdır. Bölge belli Faysal. Havaalanındaki büyük depo. Oradaki anlaşıldı depoya efendim. Bunları güzel bir şekilde sokacağız. Bekliyorum. Hadi. Anlaşıldı efendim. Haydi. Tamamdır.
Louis Bey hatta mısınız? O iş bir zaman telsize bağlanmaz ya da. Anlaşıldı hatta. Tamam. Konum atmışsın, konum gitmiş. Hı hı. Şimdi birazdan gelecekler. Tamam. İçeriden malları yükleyecekler. Buradan havaalanına geçiş yapacağız. Ben trik alacaksın diye düşündüğüm için bekledim yolda. Hı hı, yok. Bekleyeceğiz. Birazdan tırlarla gelecekler buraya. Bir haftadan beri burada üretim var. Ama sadece bu silahın üretimi burada yapılıyor. Farklı çeşitli lokasyonlarda gizli yerler var. Hı hı. O gizli yerleri bulurlarsa biz de sıkıntıya düşeriz. Evet, yani o yüzden bu akşamki yapacağımız toplantı fos çıkar. Bu son zamanda uzun namlulu silahları almıştı PD elimizden. Anca işte bunları kurtarabildik. O yüzden giriş seviyesi silah yapabildik. Bu da bizim geleceğimiz için. Para için. Tabii para ne kadar çok olursa o kadar evet. Çok üretim. Evet. Ne kadar çok kişi savaşırsa da biz kazanacağız. Maliyeti fazla ama. Çok son paramı buraya harcadım desem yeridir. Davut da zaten çalmış gitmiş. Ne yapacağız bilmiyorum. Davut nasıl böyle bir şey yapabilir Fadıl? İşte. Çok güvenmiyordum zaten de. Tony'nin de böyle hainlik yapması koydu. Görecekler ama. Eski Fadıl yok diye bağırdı bana masada. Görecek. Fadıl kimmiş? Beşnet. Öyle mi dedi sana? Korumalara karşı da artık böyleyim. Tamam mı? Bilgin olsun. Luvu 26 hoş geldin. Prime'le abone olmuş. Teşekkür ederim. Sen hiç değişmedin ki. Sadece göstermedin. İşte gösterme vaktiymiş demek ki. Şu silahları bir alalım. Şu işi bir bağlayalım yeter. Malikanedesiniz değil mi? Olumlu patron. Tamam kalın orada. Tam tersine bağlanabilir. Tamam. Faysal geri dönüş yapmadı ama. Ben konuştum. Teyit edeyim mi? Ben konuştum. Tamam. Gelecek şimdi. Alo, yoldasın değil mi Faysal? Yoldayım efendim. Tırlarda biraz yük var da tonlarca yükler var. Tamam, sen tamam kimyasal atık tarzıyla sokacaksın değil mi doğrudur, şehre? Doğrudur. Tamamdır. Biz uzaktan seni izliyor olacağız. Merak etme. Gaye ile birlikteyiz tamamdır, biz efendim. Burada. Son 4 kilometrelik bir yol kaldı. Tamam, senin bu tır buradan içeri girer mi bilmiyorum. Ona biraz dikkat et. Bu tam yani pek yüksek değil girer az. Girer ha, tamam bakarsın ona. Ona çok dikkat et tamam mı? Bu bizim için çok önemli Faysal. Akşam 9'da toplantı var yetişmesi lazım. Anlaşıldı efendim. Tamam mı? Hadi. Benim tamam. Adamlarımı da ben ana depoya koydurttum. Orada bekleyecekler. Gelen anlaşıldı silahları efendim. Da dağıtacağım onlara. Haydi görüşürüz. Haydi. Ya bu niye takılıyor ya? Cık. Biz arabaya geçelim. Daha iyi olur. Nasıl böyle mafya babalarına benzemiyoruz değil mi dışarıdan bakıldığı zaman? Yok canım. Bir tane birbirini seven çift. Yo geldik buraya değil mi marketteyiz. Ha markette alışverişimiz yaptık. Marketten alışveriş yapmaya geldik. Hatta şöyle yapalım sen şunu ye. Ha, şöyle. Ver. Benim üstümde ne kadar çok şey var ya. Silahımız yok şaka gibi. Bir bana yılbaşı hediyem var o kadar. Şu anlık geçer herhalde. İfki yapıyorum kanka. Artık biri gelirse fırlatma kapasitem iyidir. Merak etme. Fırlatır kafasını alır öbürüne fırlatırız. Sen de ayakkabını fırlatırsın. Olur. Bir gazoz mu alsak ya? Bir gazoz alalım. Var mı bozuk mu? Aa severim. Suprung. Sever misin Suprung'u? Supra'mı daha çok severim. Suprung güzelmiş. Param bakayım bir... Şimdi benim param ne kadar varmış? Dur benim bir cüzdan arabada kaldı galiba. Ne kadar var sende? Al işte ne varsa. Sayalım o zaman. 50 tamam. Cent. Bir dolarmış.
birileri geldi. 1, 2, 3, 4, 5 ilaç, 2 tır. Çok iyi, çok iyi. Tamam. Aferin Faysal'a, iyi iş çıkartmış. Durum ne? Tamam, tırlar mekana giriş yaptı. Biz çaktırmadan RKT'ye yattık. Bir şeyler içiyoruz. Gayle burada şeydeyiz. Şimdi Luis, beni iyi dinle. Bütün adamları alıyorsun. Ana havaalanında bulunan depo. Tamam mı? Çaktırmadan en arkasına hepsini RKT'ye yatıralım. Çık şimdi, yap çıkışı. Yap çıkışı. Ana kıyafetle yapıyoruz değil mi şu anki koruma kıyafeti? Yoksa değiştireyim mi? İllegal. Bence değiştirme, öyle git. Mekan temizdir şu an bu saatte, sıkıntı yok. PD'ye dikkat edin, ayrı yollardan girin, tamam mı? Konvo şeklinde değil. Ayrı yollardan giriyorsunuz. Nasılsın, iyisin? İyiyim, sen nasıl Fadıl'ın? İyiyim, işte aynı. Şunlar bir çıksın da bakalım, orada bir büyük ihtimalle taksimatı yapıyorlar. Arabaları. Şu kombinlerimizi tekrar ayarlayalım bence. Olur olur. Yapalım bugün. Seninki. Şu işleri bir bitirelim de. Senin gardıroba haciz gelmiş belli ki. Evet evet. Tabii bir şeyimiz olmayınca onları aldı. Korumalar nasıl? Martina. Var mı bir sorun aralarında? Kim? Martina. Faysal mı? Efendim. Git çıkalım mı beraber? Bölgedeyiz mi diyor? Evet, yazayım. Tamam, bekle. Patron haber verecekti. Çekiyoruz şu anda. Karakurt yoldadır. Neredesin sen? Mahkemde. Tamam, beklesin. Bizi görmediler herhalde. Yok yok yok. Biz takılıyoruz ya. Gel fotoğraflara bakalım. Hı. Alo. Efendim. Biz bölgeye tamam, ihbar ettik. Tamam. Muhbir orada mı? Şu an kimse gözükmüyor. Tamam, bekle. Bir tahta, bir barakanın içinde tamam, bekliyoruz. Tamam, bekle. Bekle. Saatimiz kaç? 19.10. Aracı 15 gibi gelecektir, tamam mı? Aracı olmayan iki kişilik tamam, yerim tamam. Bekle, biraz bize. Bekle. Biz dışarıdayız burada. Bir fotoğraf falan bakıyoruz. Hadi. Tamamdır efendim. Tamam, ben seni arayacağım. Hadi görüşürüz. Doldu öndeki araç. Ah ah. Nereye bak, abi? Bak. Bizim oralar aklıma geldi. Ne işi var burada? Ne depo o? Bölgesine ayrı ayrı geçeceksiniz. Bak, Galata Kulesi. Depoya aynen. Hı-hı. Onda mı yapıyorsun şu anda? Deponun arka tarafında Galata toplanıyorsunuz. Gittim tabii. Çıktın mı? Çıktım. Ben de çıktım. Hı-hı. Hiç unutmam, orada bir anım var. Dürbünle bakmıştım. Ön tarafta durmayacağız, arkasında duracağız deponun. Tam böyle. Nasıl ya? Aşağı balkona diye sarkıyordum böyle de annem zor tutmuştu ben işte, çocuk haklı. Geçtiniz mi Luis? Geçiş yapıyoruz. Tamam, bağış geldi. Güzel filmler de hep çekmiştir orada. Mesela şey filmi vardı. Filmlerle aram pek duramam. Mesela Hitman var. Biliyor musun? İzledin mi Hitman'ı? Yok, izlemedim. Hmm. Çok izlemezdim o tarz şeyleri. Saatimiz kaç oldu? 19.11. Tamam. Şimdi içeri gireceğiz seninle. Tamam. Tamam mı? Gel. Bir bağışı okuyayım de. Kanka birazdan okuyacağım bağışını, tamam mı? Hakkın helal et. Tamam, ben de geliyorum. Öne geç. Dün akşam buraya bakan iki kamera vardı. Bu iki kamera inaktif hale getirilmiş. Güzel. Sol taraftan çekeceğiz. Etraf temiz. Kolay gelsin usta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Faysal Bey nerede? Bakayım hemen, şu tarafta olması lazım. Şu telefonu çek. Kimse yok değil mi? Etrafa göz kulak ol da sıkıntı olmasın. Şu tarafta olması lazım. Tamam, tamamdır. Zamanında burada met yapılıyordu. Benim galiba bir çikir yapmam lazım, çok takılıyor. Allah kahretsin ya. Güzel bir yer. Undercover'lık bir yer. Mekan iyi.
Şurada birileri var. Evet, Faysallardır. Yanındakiler kim acaba? Bunlar yardımcıları. Sağlam yürü bakalım. Dikkatli ol. Sistem tıkadı çocuğun kulakları. Evet, neyse. Faysal Bey. Selamlar. Efendim hoş geldiniz. Aleykümselam. İyiyim efendim, siz nasılsınız? Şu arkada kutular var. Şimdi hı-hı, center'ın arka tarafını buraya sokun. Evet. Tamam mı? O kutuların hepsi taşınacak. Tamamdır. Tamam mı? Burada mı yapacağız sevki? Evet evet. Direkt arka taraftan buradan sokun. Direktörün arka tarafı buraya girsin. Oradaki kutulara, ben de bir kutulara bakayım. Tamamdır. Bartolo, bir kamyonu getirt buraya. Geri. Polis gördünüz mü etrafta? Bir yerde siren sesi duydum. Sizin çiftliğin arka taraflarında doğru. Öyle mi? Ama araç görmedim. Şimdi hangi güzergahı kullanmayı düşünüyorsun tam olarak? Sol taraftan mı, şerif tarafından mı, yoksa öbür taraftan mı geçiş sağlayacaksın? Sence hangisi daha mantıklı? Şimdi bizim malikanenin arka yoluna polis sesi duyduysan bu taraftan gitmek risk olabilir. Soldan gidersek direkt havaalanına bağlayabilirsin Faysal. Sana kalmış. Çünkü PD eğer ortada bir vuruş sağlarsa şu an bizim elimizde de çok silah yok. Sıkıntı yaşayabiliriz. Patlak verebilir miyiz bu konuda? Şöyle bir şey yapabilirim aslında. Geldiğim yolu takip ederim. Hı hı. Orta kasabaya girerim. Oradan şehrin içinden tamam, doğru bir şey yapılabilir. Tamam. Ne diyorsun Nusi? Benim fikrim bu orta kasaba köprüsünden direkt soldan. Hı. Bu inşaat yerleri var. Oradan otobandan bağlanmak. Tamam. Sen o zaman o bir tane tırı getir. Çocuklar yüklesin. Kutular orada. Getiriyorlar. Tamam. Hemen gelsinler, yükleyelim onları. Tırın birini getir buraya, geri geri. Evrak arabada değil mi? Benim araç. Tamam, o lazım olacak. Kimyasal maddeye sakın çarpmayın, onlara dikkat edin. Biz bunu geri geri yapamayız. Yapar. Oradan geçer. Ya. Buradan da yok. Geç. Niye? Sevkiyat rolü çok sağlıyor. Kafa kısmıyla, kapak kısmına kimyasalları koyduk. Bunun orta brandalar açılıyor diye. Hmm. Ya şöyle gelip kafayı şuraya verse tamam, daha iyi olur. Fark etmez ya. Bu arka tarafını bu tarafa doğru da verir. Direkt oradan kutuları alır geliriz. Keşke bir maske taksaydık ya hepimiz. Yok, sıkıntı yok. İki tane kamera gece zaten buradan kesildi. PD'nin bu yok, tarafa onu geleceğini düşünmüyorum. Şerifler de emekli oldu zaten. Ondan değil. Zehirli gaz. Öyle mi? Bazılarında. Tamam, taşınırken biz başka tarafa geçelim o zaman. Aynen. Senin aynen, çocuklar taşısın. Tamam, sen hızlı şekilde bütün sevkiyatı hallet Faysal. Tamamdır. Bir zaman bana söyle. Tamamdır. Gel biz gidelim. İnşallah patlak vermeden hallederiz ya. İçini rahat tut, hallolur. Korumalar nasıl? Araları falan. İyi mi? Bizim mi? Hı hı. Artık sen ilgileniyorsun biliyorsun korumalarla. Bir sıkıntı yok değil mi? Arkamdan iş yapan falan vesaire. Ya. İyi. Çocuk bayağı korktu biraz önce bağırdın Nazları ya. Nazları sana geçiyor biliyorsun. Benden korkuyorlar, korkmaları da lazım. Doğru. Bayağı sakın bir terlettin çocuğu. Sakın yumuşak davranma onlara. Kimi? Bağırdın çocuğu. Niye bağırdın ki? Hak etti. Hak edene bağıracaksın. Acımak yok. Bundan sonra böyle. Çocuk senin orada olduğunu bilmiyordu ya, şok oldu. Dün kendime geldim. Davut'un söylediği laflar beni kendime getirdi.
Ne dedi? Boş ver ya. Görecek ama bu şehrin neyin ne olduğunu. Şunları bir götürelim de. Davut rakibini iyi tanıyor o zaman. Yıllardır senle. Ona göre de planını yapmıştır diye düşünüyorum. Evet. Bütün açığımızı biliyor. Ay Tony de çok çok öyle. kötü. Tony daha çok biliyor. Ah Tony amca. Bakalım ot konusunda ne yapacak? Bana hep bahsederdi ama biliyor musun? Zamanında otlar, bölgeler, met. O zaten met konusunda çok uzmandı. Babamla çalıştığı zamanlar doldu ama bunu yapacağını hiç düşünemedim. Şerefsiz. Ya ölecek ya ben öleceğim bu şehirde. Her şey Oysa bu olacağını taşın iyi olur. yayınlar. Eyvallah. Ama senin ölmeyeceğin kesin Fadıl. Aynen, o gebermeden ben gebermem. Yüklüyorlar galiba, gel bakalım. Fazla yaklaşma. Yüklüyorlar. Chat'e abone modunu alsana ya. Biz eskiden abone moduyla oynuyorduk, değil mi? Al abone moduna bakalım, bir görelim. Dizi gibi izleyin arkadaşlar. Eyvallah Okan Bey. Aynen ya, biz abone moduyla yapıyorduk ya. Al abone moduna ya. Vallahi kafamız rahat ya. Dizi gibi mübarek demiş. Eyvallah. Var mı bizi geniş ekranda izleyenler? He, televizyonundan. Sanırım gidiyorlar. Evet, ilk posta gidiyor galiba. Hı. Dikkat et. Alo. Alo, ne yaptın oğlum? Bekle bekle. Konuşlandık. Tamam, bekleyin Bekliyoruz şimdi. İlk posta geliyor şimdi. Tamam mı? Direkt bizim depoya yükleyeceğiz. Anlaşıldı. Aynen, ilk posta geliyor. Biz görünmüyoruz. Sen Sen bir yastık görünme. çal. Sen Seni mekanda var bulurum. mı? Mekanda adam falan yok değil mi? Bir PD miydi? Mekan temiz. Çok iyisin. Aferin oğlum. Tamam, orası sende. Hadi. Tamam. Haydi. Seni izlemek için eve gidiyorum diyor. Skyless. Eyvallah kral. Eyvallah. Eyvallah. Ha dur, biz şey okuyacaktık. Bağış okuyacaktık değil mi? Bu adam kim? Kim? Ha, onun adamı o. Daha önce hiç görmedim Faysal'ın yanında. Kim o? Hangisini diyorsun? Bilmiyorum. Bu şaplı var ya koşan. Sorarız. Çaktırmadan fotoğrafını mı alsan acaba? Aboneler hiç Mantıklı. susmayın kanka, konuşalım. Doğru ya, ben artık abone modundayım ya chatte. Doğru. Gelsin. Televizyonda izliyorum. 3 kişi oturduk film gibi diyor. Sinema. Eyvallah. Faysal Bey, bir gelir misiniz? Açın mı arka kapıyı? Tamam mıdır? Yüklemeler Faysal. Tamamdır efendim. Yani ikinci tırı yükleniyor şu an. Tamam, güzel. İyi. Kaç tır vardı sizde? İki mi? İki büyük bunlar var. Tamam. Küçükler var. Getirmek istemem. Tamam. Dikkat İki büyük çekmesin tır iyice iyi diye. olmuş. Biz şimdi dışarıdayız. Arabayla arkanızdan biz size Tamamdır. eşlik edeceğiz. Tamam mı? Tamamdır. Ha, Tamamdır. çıkışınızı hemen bekliyoruz. Hızlı yapın. Tamamdır. Hadi gidelim. Çok soruyor demiş. Aynen. Çaktırmadan çıkalım da. Bu tarafa çok PD bakmıyor biliyorsun. Keşke İllegalde. dışarıya da bir adam koysalardı. İllegalde silah olmadığı için. Hı. Şerifler de tatilde. O yüzden burayı seçtim. Güzel mekan. Arkamızı Mantıklı da aldık. tercih. Aynen, arkamızı direkt dağa yasladık. Buradan zaten gözetleyen çok olmaz diye düşünüyorum. Ben şey Five'ıma bir çıkgir yapacağım birazdan. Bende takılma var. Haydi.
Tarafta kamera yok. Dağ bölgesi de temiz. Bekleyeceğiz. 9'daydı toplantımız. Daha 1,5 saat var. Ama Faysal'ın yerinde olsam güvenlik açısından bir hamle yapardım. Bir uca, şu önümüzdeki bir uca ve arkamızdaki bir uca yolun uçlarına adam koyardım. Gelen giden var mı diye. Belki de vardır. Belki de. Masada inşallah sinirlenmem. Davut'u gördüğümde. Sakin kal demeyeceğim. Sen işini bilirsin. Davut seni tanıyorsa masada birçok kişinin kellesini aldığını iyi bilir. Değil mi? Ondan başkası bilemez zaten. Mehmet Prime'le abone olmuş kardeşim. Fevri davranacağını sanmıyorum onun. Silahlar geliyor bakalım şehre. 3 lira atmış Kerem. Zor günlerde yardımımız olsun demiş. Eyvallah kral. Bu nasıl bir bağış atmak be? Ulan kral be. Adamsın be. Adamsın be kral be. Şimdi silahları yüklüyorlar. Gerçek bildiğiniz silahları arkadaşlar yüklüyorlar şu an. Götüreceğiz depoya. Yok. Korumalar eşlik etmeyecek. Dikkat çekeriz anladın mı? Şimdi 2 tane sosyal tarza takılan buradan. Spofis. Eyvallah. Korumalar artık sende gayet tamam mı? Neyi var neyi yok. Her şey sende. Tamam. Çıkıyorlar. Hadi. Arkadaşlar tırlar yola çıktı. Mekanda dikkatli olun. Ben size dediğim an depo önünde silahları indireceksiniz. İnşallah polis çevirmez. Şans. Ya niye takılıyorum işini, ya? Çok alt tap mı attık? İşini iyi yapar. Bence önemini almıştır. Biraz takılacak arkadaşlar. Kusura bakmayın. Malikane yoldan nereyi tercih ettiler? Buradan. Şimdi bizim malikanenin oralarda polis çok devriye atıyor. Bildiği bir şey var herhalde bakalım. Kerem hoş geldin. Nişayları demiş. Teşekkürler abim. Eyvallah. Gir şart ya. Neyse şunu bir götürelim de kazasız belası çikir yaparız. Şu anki biz herkese şeyiz yani nötr rolümüz var. Burada merhaba arkadaşlar Şükretan. Masaya bastım Davut kusura bakmayın. Davut Bey hoş geldiniz. Merhabalar Davut Bey. Davut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Sonrasında geç kalan olursa da aynı şekilde hizaya sokarsınız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Pardon ben hoş bulduk. Şöyle bir müsaade edin. Evet. Arkadaşlar. Son yaşanan olaylar vardı biliyorsunuz şehirde. Bu yaşanan olaylardan sonra ilk toplantımızı yapıyoruz. Geçen Boris Bey yapmış galiba oraya katılamadım. Bu masada silah mevzusunu konuşacağız. Şehirdeki illegal düzen. Kutlandı. Ve yeraltı dünyasında işimize yarayacak olan bazı materyalleri satan kişiler. Bunlar hem kripto hem de normal bildiğimiz kişiler. Bunlar hakkında bazı konuşmalarımız olacak. Sen de mi geldin Davut? Ben de geldim Fadıl doğal olarak. İyi. Şimdi ilk konumuz bence illegal. Silahtan daha önemlisi bana göre. Öncelikle şunu söyleyeyim. Beni tanıyanlarınız vardır. Burada da tanıdığım çok fazla baba var. Geçmişini. Gelecek bizim için önemli bir kavramdır arkadaşlar. Şehirdeki düzen için, illegal için. Ve şu anda ilerlediğimiz şu günlerde hem PD anlamında hem illegal anlamında güzel bir yol kat edildiğini ben düşünüyorum.
Şimdi bunu neden ben düşünüyorum? Çünkü silah getiren kişi olarak. İstihbarat benim için birinci kural. İki, güvenlik. Üç, PD. Şimdi, silahları şehre getirmek uzun bir zaman aldı. Son, PD'nin yaptığı baskınlarda biliyorsunuz. Eskiden kalan uzun namlulu silahlar tamamıyla el koyuldu. Ve şehrin 8 tane bölgesindeki ambar, hangar, ne varsa gizli noktaların hepsi PD tarafından ifşa edilerek yakıldı. Elimde sadece bir tane depo kalmıştı. Silah konusunda ne kadar uzman olduğumu bilirsiniz. Bu zamana kadar şehre zamanla çok fazla silah soktuk. Son kalan paramla, babamdan kalan son mirasımla bazı silahları şehre getirmek için adımlar atıldı. Şehre atılan bu adımlarda bugün sizlere göstereceğim silahın satışı başlayacak. Fakat bu silahlar ilk 5 gün stoklu sayıda satılacak. Sonrasında stok kaldırılacak. Stok sistemi kesinlikle şehirde silah mafyası olarak getirmeyeceğim, merak etmeyin. İkinci gelecek olan silah üretimine de bu geceden itibaren başlayacağım. Ne kadar sürer bilemem. Şehirde mantığımız şudur. Çalışmamız bir lojistik şirketi tarafından yapılacak. Bu lojistik şirketi bazı muhbirlere, ki benim bile isimlerini bilmediğim kişiler, maskeli adamlar tarafından sizlere sunulacak. Mantık şu. Fadıl Bey, bugün bir silah almak istiyoruz. Kaç adet? 20 adet. Bu 20 adeti gelip bizim malikanemizden almayacaksınız. Bu 20 adetin parasını bize yollayacaksınız. Yolladığınız silahlar hazırlanacak. Lojistik mantığında sizlerin hizmetine servis edilecek. Mantık bu. Çünkü ben geçmişte çok şey yaşadım. Benim malikanem herhalde illegal düzenle en çok basılan malikaneydi. Bunun en önceliği silah. Ve düşmanların bilerek bizi kışkırtmasıydı. Bundan sonra benim malikanem herkesin gibi namusudur. Verilecek olan silahlara artık öyle kolay ulaşılmayacak. İlk 5 gün stoklu. Nedir bu stok? Aile, mafya, bunlara ayrı bir şekilde stok sayısını ben söyleyeceğim birazdan. Şimdi, silahı göstermeden önce. Burada hiçbirinizle bir münasebet yaşamadık. Büyük ihtimalle siz de yaşamadınız. Herkes şu an bir dostane içerisinde şehirde bir düzen sergilemiş. Fakat kendi bir iç meselem var arkadaşlar. Bu iç meselede karşımda oturan Davut'tur. Silahları zamanında bizden götürüp bu şehrin böyle boktan sebeplerden dolayı buraya gelmesindeki birinci adamdır bu. Bilginiz olsun. Olayları yanlış anksiyete ettirme Fadıl şimdi burada. Neyi olayları yanlış anksiyete ettirme? Olayları yanlış anksiyete ettirmeyelim. Burada farklı bir amaç için toplandık. Olayları çarpıtmanın olay anlamı değil, yok. Olay değil. Silah mevzusunu anlatıyorum Davut. E tamam. Yok, silahları bir gecede bütün silahlar arındı biliyorsun. Kimden ben kendi... Kendi hakkı Davut olanı Bey, birazcık bağırabilir misiniz? Yapmayın dedim. Bağırıyorum zaten ama. Ben kendi hakkımı olanı aldım Fadıl. Nasıl kendi hakkını aldın? Kendi hakkını sana mı bırakacak? Ben alacak olsam hepsini alırdım Fadıl. İstesem. Kendi hakkını aldın ha? Kendi Davut hakkını Bey, alsaydın. Bağırıyorum arkadaşlar, bende mi sıkıntı var? Yo, gayet iyi Davut Bey. Dur bakayım ne oluyor bana? Fadıl'ın namını kaldıramadın. Ver otur. Aynen. Allah Allah. Şimdi olay şu. Şehirdeki düzende bu zamana kadar kimse birbirini ifşalamayan hareketlerde bulundu. Bu benim görüşümdür arkadaşlar. Herkesin burada kendine göre görüşü vardır. Burası bir kartel sofrası masası değil. Ama Delioğlu mafyası olarak madem silahı biz getiriyoruz, madem bize muhtaçsınız, o yüzden bundan sonra bu masada benim kurallarım geçer. 2-2 daha 4'tür. Bu kadar. Ha, ot konusunda Davut ne yapar? Becerebilir mi? Yapabilir mi? Zerre kadar umurumda değil. Zaten ota mota da ben inanmıyorum bu saatten sonra. Ot mot da yapmam. Ha, olay şu. Gece geç saatlerde, bilginiz olsun diye söylüyorum. Gece geç saatlerde Davut'un bulunduğu orta kasabadaki bir havaalanı. Kendi parasına topladığı yerden silahları soktuk. Bu silahlar birinci seviye üretilmiş silahlar arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki LSPD'ye karşı nasıl bir tutum sergileyecek bu silah? Eşit. Tamamıyla eşit oranda. Arkadaşlar, servis edilecek size. Normal bir pistol kalibresi, bunu kendinize göre silahın ucunu, arkalığını, her şeyini ayarlayabileceksiniz. Anladınız siz ne demek istediğimi. Ve arabadan sıkış yeteneği çok çok iyi. PD'nin silahlarını dün gece Luis'le birlikte bir market önünde deneme fırsatımız oldu. Bir tane muhbir tarafından. PD'ye karşı eşit mesafede olacak. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Stok konusuna gelelim. Stok konusu şu şekilde. Mafyalara
15 adet verebileceğim. 15 adet. Ailelere 10 şeklinde ilerleyecek arkadaşlar. Stok 5 gün, daha doğrusu bir hafta sonra, bir hafta sonra stok kalkacak. Stoksuz bir şekilde alabileceksiniz. Ama malikaneye Taksim elasına girer gibi gelip silah alamayacaksınız. O devir artık bu saatten itibaren kapanmıştır. Artık her şey profesyonel olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim fiyat konusuna. Fiyat konusunda malikanede 4 kişi birlikte oturup konuştuk. Dertleştik. Dedik ne olabilir? Mevcut ekonomik düzeye bakıldı. İnsanların yaptığı faaliyetlere bakıldı. Vesaire vesaire. Şimdi bunun bize gelişi pahalı. Ne yazık ki pahalı. Silah ulaşmak zor olacak arkadaşlar. Şu anlık zor olacak. İleride ne olur ben bilemem. Bunu da ne belirleyecek biliyor musunuz? İllegallerin gizliliği, ifşalamama ve ekonomik düzey. En önemlisi zaten ekonomik düzey. Ben silahın fiyatını arkadaşlar şu an koyduğumuz nokta şudur ki 35 bin dolar. Silah fiyatı. Silah şu şekilde PD ile eşit oranda olduğu için cidden çok iyi. Normal bir pistol. İleride ne olur bilemeyiz. Dikkat edin çocuklar dışarı. Dikkatli olun. Nazikçe konuşun yollayın adamı. Aynen. Dikkat. Patron helikopter de var yukarıda. Tamam sıkıntı aynı olmaz. Sıkıntı olmaz. Arkadaşlar dediğim gibi silah fiyatı sizde çok fazla tutmayacağım. 35 bin dolar. Stoklu sayıda satıyorum. Bir hafta sonra stok kalkıyor. Lojistik şirketiyle yapmış olduğumuz anlaşma ile birlikte sizlere servis edilecek. Kesinlikle her şey gizli olacak. Şimdi şunu soracaksınız, açık konuşayım. Biz bu silahı sizden aldık Fadıl Bey. Biz bunu satabilecek miyiz? Maç yanıyorsa sat, sıkıntı yok. Yakalanmam diyorsan sat. Ticaret yap, sıkıntı yok ama yakalanma. Yakalanmadığın sürece her şeyi yapabilirsin. Bu senin elinde olan bir şey. Bilginiz olsun. Fiyat bu. Mermi olayına gelelim. Bir kutu mermi alıyorsunuz. 25 tane arkadaşlar içerisinden çıkıyor. Ona bayağı bir ucuzluk getireceğim ben. Şu anlık bir 500 dolar şu anki ekonomiye göre uygun görüldü. Ticaretimiz gereği toplu alımlarda ben merak etmeyin. O konuda indirim yapacağım. Hiçbir sıkıntı olmayacak. 300 dolar veyahut da 400 dolar gibi bir fiyattan da satarız toplu alımlarda. Onda da bir sıkıntı yok. Yok. Şimdi diyeceksiniz ki bence fiyat pahalı diyebilirsiniz kendi aklınızdan. Veyahut da bu ne lan böyle saçma sistem mi olur diye. İnanın bu şehrin huzuru için ekonomi çok önemli bir şey. Ha yakında ot ne olacak bunu bilmiyoruz. Davut büyük ihtimalle bir toplantı yapacaktır. Fakat silahın zor ulaşılması gerekiyor. Kanımca. Diğer bir konuya geleyim. Sizle savaş halindeyiz. Silah satılacak mı? Stok koyulacak mı? Vesaire vesaire. Koyulmayacak. Benimle burada savaşa girecek olan arkadaşlar girecekse de bu silah size satılacak. Bundan müsteri olabilirsiniz. Ki bunun teminatını da zaten geçmişte beni tanıyanlar tanır. Silah kesinlikle. Evet. Hiç şüphemiz yok bu konuda. Eyvallah. O konuda ya bu konuda arkadaşlar hiçbirinizin aklınıza en ufak soru kalmasın. O konuda gerçekten Fadıl Bey çok profesyonel davranıyor. Kesinlikle. Ben ticaretime bakarım çünkü şu an şehrin ilk dönemleri de olduğu için ekonomik düzeyde ben ekonomime bakarım. Şu an para lazım. Para lazım olduğundan dolayı da bu konuda benim için hiçbir sıkıntı yok. Stok koymam, ambargo koymam. Silahı istediğiniz gibi satın alabileceksiniz ki benim de cebimde olsun. Diğer bir mevzu. Silahı hemen hızlı hızlı geçmek istiyorum. İkinci silah ne zaman gelir? Bu konu şöyle doğacak. Silah bize ne kadar denli taleple dönüyorsa atıyorum. Hepsi tek tek arkadaşlar imzalı şekilde verilecek bunlar. Faturaların hepsi bizde olacak. Zaten numaraları kripto mailde paylaşacağım. 4 tane çocuğu görevlendirdim onlar bakacak bu işe. Atıyorum bir haftadaki ciro. İnanılmaz bir para yol açtı. İnanılmaz bir talep var. İnanılmaz bir alım var. O zaman ikinci silahın gelme olasılığı da artacaktır. Çok çok kısa sürede olmasa bile çok da uzun olmayacak. Kısa sürede çok sağlam, harika bir silah da sizin karşınıza servis edilecek. Ama bu sizden geçiyor arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki biz para yapamıyoruz şehirde. Nasıl vereceğiz bu kadar parayı biz bu silahı? İşte orada büyük ihtimalle karşımda gördüğünüz adam devreye girer. Artık ne yapar bilemem. Ekonomide vesaire. Mantık bu arkadaşlar. Ben çok hızlı bir şekilde... Biliyorsunuz ki bir artık klişeleşti. Bence bir isim soy isim yapalım. Patronlar bence bir tanışalım. Zaten Boris'i tanıyorum burada. Kendini görüyorum. Gazi Osman vesaire. Zeroslar burada. Özbir burada. Bunlar dışında olanlar var mı? Yeni gel. Fox ailesi burada mı patronu? Buradayım buradayım. Ha isim neydi isim beyefendi? Arthur Fox adım. Arthur. Eyvallah evet. Memnun olduk. Ben de memnun oldum. Kendinizden bahsedin isterseniz. Biz normalde çiftçi bir
çiftçilikle uğraşan bir aileyiz. Güzel. Buraya geldik. Kendi sistemimizi oturtmaya çalışıyoruz. Kalabalık bir aileyiz oldukça. Yeni yeni düzenimize alışmaya başladık. Şehir düzenine. Bakalım. Anladım. Şu anlık bu durumda yeni geldik. Çiftçilikle uğraşıyorsunuz dediniz değil mi? Evet, normalde çiftçilikle uğraşıyoruz. Nasıl hayvancılık vesaire o tarz? Hayvancılık. Büyükbaş hayvancılık. Çok iyi. Oradan evet. Gösterip öbür taraftan vuracaksınız. Çok iyi. Tabii. Güzel. Başka var mı arkadaşlar? Ben varım efendim. Siz kimdiniz? İzim Arkama Stalisi'nin patronuyum. Eyvallah. Black Market'le uğraşıyoruz. Yelek, telsiz ve benzeri şeyleri satıyoruz. Ev maymuncuğu tarzı. Öyle mi? Bu önemli bu arada. Evet, siz kendinizden bayağı bahsedin o zaman. Evet, ben geçen zaten Boris Bey'i toplamıştı bize. Orada da bahsettim de. Yani yeleğinizi falan, telsinizi biz karşılıyoruz. Şu an yurt dışından galiba birileri telsiz sokuyor. Kimse telsiz almıyor. Bundan biraz mağduruz. Öyle bekliyoruz bakalım durumlar ne olacak. Şimdi aslında bu çok önemli bir mevzu bence masada. Zırh mevzusu. Doğru mudur? Fiyatı ne kadar zırhın? Şu an zırhın fiyatı $2,500. $2,500. Evet. Hmm, anladım. Demek ki bazı şeyler arkadaşlar çok zor ulaşacağız. Ben zorluğu sevdiğim için efendim. Katılıyorum. Silah fiyatı da zaten uygun bence bana göre. Bence de. Yani zor olsun insanlar daha çok uğraşsın. Benim daha çok hoşuma gidiyor bu tarz şeyler. Katılıyorum. Ben de katılıyorum. Güzel o zaman tamam. Şöyle şehirde biliyorsunuz arkadaşlar şimdi dört bir yanda bütün babalar tanıdığım kişiler hepimiz de birbirimize gittik. Mekaniği olan var, emlağı olan var, araç galerisi olan var, işte ne bileyim tekilası olan var vesaire vesaire. Beyefendinin de dediği gibi işte el altından maymuncu direkt şehir içerisine servis edenler var. Bu çok önemli bir şey. Çok çok önemli bir şey bu. Pardon. Neden önemli? Çünkü hepimizin bir legal yüzü gözüküyor. Bunu bozmayalım arkadaşlar. Bunu bozmayalım. Çünkü istihbaratçısı olur. Aldığımız korumalara dikkat edeceğiz. Legal yüzümüzde mesleğini yaptığımız şeyin altından illegali döndürmemiz gerekiyor. Bilmiyorum ben böyle geliyorum. Bana göre. Çünkü benim yaptığım bir hata Erdenet'e bulaşır, Boris'e bulaşır, beyefendiye bulaşır, Gazi Osman Bey'e bulaşır. Yani o yüzden bu konuda hepimizin dikkatli olması gerekiyor ki bence şu an şehir sisteminde çok güzel bir huzura hakim. Savaşlar dönecek mi? Elbette dönecek. Ama bu Mertçe döneceğinin bence kanıtıdır. Bu şehir düzeni. Bana öyle geliyor. O yüzden Mertçe, Kalleşçe değil, ne yapacaksak yüzümüze söyleyerek yapacağız. Ben söylüyorum masada. Kimseyle ikili ilişkiye şu ana kadar girmedim. Aram herkesle iyi. Tek birisi hariç. Karşımda oturan şu Andaval. Bu adamla... Bekle. Fadıl Bey. Bu adam da bu saatten itibaren benim savaşım başlamıştır. Neden diye sorabilirsiniz. Bu bir iç meseledir. Anlatmayacağım. Nedendir ne değildir. Davut'un yanında olan dost gözüken kim varsa benim düşmanımdır. Bu kadar. Nokta. Fadıl Bey benim bir takım sorum olacak. Evet. Öncelikle beni tanımayan varsa ben Okan Altınzade. Artıç ailesinin patronlarından biriyim. Evet. Silah fiyatları benim düşündüğümden daha iyi. Çünkü ben bir başta 75 bine yakın bir fiyat bekliyordum. 35 bin dediğinizde bayağı bir şaşırdım. Evet. Lojistik dediniz. Evet. Bu lojistiğin de bize herhangi bir taşıma ücreti vesaire olacak mı? Şimdi bunun onların da güvenliği sağlaması lazım. Polis baskınıdır, şusudur, busudur. Evet. Onların da herhangi bir fiyatı olacak mı? Lojistik mi bize söyleyecek şimdi, yoksa bundan çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Arkadaşlar mantık şu. Artıç Okan aradı Fadıl Bey. 30 tane silah almak istiyoruz stok kalktığı gün. 5 gün veya 1 hafta sonra. Biz 30 tane silah alacağız. Size bu parayı veriyoruz. Eyvallah ama ben güvenemiyorum gibi bir soruyu sorabilir. Şunu diyebilir Okan. Tırların taksimatında ben de olmak istiyorum. Çünkü güven olabilir. Ben de yanında durmak istiyorum deyip arkasında arabalara tabiri caizse eskortluk yapabilir. Bu senin elinde olan bir iş. Fakat... Buradaki ismini vermeyeceğim lojistik firması yolda bir sıkıntı yaşadı. PD bir baskın attı veyahut da başka bir aile tarafından oraya bir baskın atıldı. Bunun zararı bizatihi lojistiğe kesilir. Ve paranız size geri verilir arkadaşlar. Şimdi burada iki tane şeyi temel aldık. Bir, risk faktörü. İki, güven. Şu konuda müsterri olun. Getirilecek olan sizlere silahlarda bizzat kendi korumalarımı da ben oraya teşkil edeceğim. Ama şunu da diyebilirsin, inisiyatiftir bu. Kendi dedi ki ben de bizzat burada olmak istiyorum falan. Güvenmiyorum lojistiğe. Eyvallah deriz. 15-20 aracınla birlikte sen de orada eskortluk edip malikenle o silahları sokabilirsin. Bu sana kalmış. Anladın mı Okan? Teşekkür ederim. Mantık bu yönde yani. Bu iki yoldan da yapabilirsin.
çok büyük toplu alımlarda güvenemiyorsanız, mesela 50 tane silah aldın, oraya gelip güvenliği sen de sağlayabilirsin. Sana kalmış bu. Evet arkadaşlar, edit yapa yapa gidiyorum. Buraları görün diye. Şu an silah satışları arkadaşlar patlıyor. Acayip güzel. Güzel rollere girildi. Savaşlar da başlayacak. Davut'un yaptığını unutmayız arkadaşlar. Devam edeceğiz. Bakalım neler olacak şimdi. Bol bol silah satışı geliyor. Şimdi ben kripto maille yazdım. 15, 35, oradan 17. John, Gazi Osman ne yaptın? Şu an hallediyorum. Direkt sen mi veriyorsun elden satışı? Aynen, onu ben halletmeyeyim mi? Tamam halletsen onu, çıksın aradan. Luis, bu lojistik şeye mi çıktı? Zeroslara mı gitti? Evet, lojistik Zeroslara ulaştıracak şimdi. Ulaşmıştır belki de, elindedir. Tamam, sen neredesin şu an? Ben şimdi yeni arabamı aldım, malikaneye geleceğim. Yeni araba mı aldın? Yurt dışından faturalaşıyorum. Nasıl lan, veriliyor mu şimdi? Ulan ben 5 saattir bekliyorum burada aracım verilecek diye. Verilmiyor muydu? Oğlum şey oldu ya, benim yanlış araç verdiler ya bana. Seninki depremden sonra. Tamam abicim, kaldık burada ya. Ben anlamadım ki ya, yeter ya. Ben biraz bekliyorum. Oğlum bir yerimiz şey oldu yani, yeter. Neyse. Tamam. Başka arayan var mı bize? Seda, senin numarayı da verdim, tamam mı? Arayan olabilir. Anlaşıldı. Bana telefondan hemen mesaj at, telsizde kal. Anlaşıldı. Hadi para lazım kızım, hadi. Sen nereye gidiyorsun şimdi? Aracı çekeceğim. Tamam. Niye bari? Ya bağırmadım patron, estağfurullah. Yasin. Hadi bakalım, hadi paralar geliyor oğlum. Patron. Bak bugün keyfim yerinde, para kokusu alıyorum, hadi. Efendim, patron, duyuyorum. Önemli bir şey var. Ne oldu? Gel Berk. Ha, sen bana demiştin, kimmiş o ya? Ben gel bakayım buraya. Olmadı. Şeyi mi diyor bu, bir koruma şey yapmış, evet, gayet o mu? Hı-hı. Tamam gel oğlum, söyle bakayım bana. Kulaklarını kaşıyor ama. Kaşsın bakalım. Buyur. Kulaklarını. Martina kızım, ne haber, iyi misin? İyiyim patron, siz nasılsınız? Ümit'in yanına gitseydin keşke. Para çekip gelecek, birlikte tamam. Çıkacağız. Gidin gidin, birlikte gidin. Silah var mı sende? Yok. Şu, yanında yok. Silah taksimatı yapan kişiler yanındaki badisinde de silah olsun. Motelinizden alın. Ha tamam, yok, başkaları değil de o yüzden. John, silahı mı almaya geldin oğlum? Aynen abi. Tamam, hemen. Alıp hadi, para lazım, gidiyorum. Para. Fena sarıyor ya şu an rol. Bizim şu arabamız bir gelseydi iyiydi. Evet, birazdan gelir, merak etme. Çok güzel bir araç. Baksana Seda'ya, iki araç çekti, nispet yapıyor bana. Hatırası var bende, biliyor musun o aracın? Ne hatırası var Fadıl? Görürsün. Hiyerarşi hocam. Hiyerarşi moruk diyecektin. Yok, ben hocam diyorum. Hocam mı? Tamam güzel, paralar geliyor. Yasin, başka arayan yok mu oğlum? Daha beni arayan yok. Tamam, Gazi Osman'a sattık. Zeroslara satıldı 9 tane. Bu şeylerden niye ses yok, ben anlamadım ya. Bırak bu arık yaşayan mı ölü lan bu? Bu nasıl mafya babası lan bu arık böke? Ben anlamadım ya. Sağ ol. Bu aralar kuru sıkı galiba. Kurusku abi ya. Aldım ben. Adam o kadar şey yapmış, nam yapmış, ortalıkta yok. Ne lan bu? Nereye gidiyorsun Ümit? Ha, Gazi'ye şey, mi? Aynen. Onu halledeyim. Şu Gazi'ye ben de geleceğim ya. Sen direkt galeriye mi vereceksin onu? Yok abi, ben onu başka bir konuma çağıracağım. Sen onu başka bir konuma çağır, tamam mı? Biz seni takip ediyoruz. Gelsene, bir şeyden işkillendim çünkü, gel. Seda, şu aracını versene. Bizde araç yok ne yazık ki. Hediye denemiz yok ki. Hangisini vereyim diyor, bir de Allah'ım çıldırır. Beyazı ver. Audi'yi ver. Audi mi bu, ne bu? Evet, Audi patron. Ver. Sen var ya, sen bizi mezara koyarsın ha. Ben sana söyleyeyim bak. Ben mi patron? Seda, sen az kuru çıkı değilsin ha, kır. Anne, şimdi biz bunu var ya, bak ne yapıp ne getireceğiz sana. Ben bir otele geçip silahları da alayım mı? Silahı, Gaye sende silah var mı üstünde? Var. Tamam bas, al tamam, silahı, biz arkandayız, biz takipteyiz seni. Tamamdır. Luis, konum ver oğlum, neredesin? Patron sen ver, ben geleyim. Motelin önüne bir gelsene. Geliyorum. Yine açılmış da hava çekmiş. Geçiyorum abi otel o zaman. Tamam geç. Motelin önüne geliyoruz Luis. Sen gel patron, ben sonra geleyim. Ulan. Arabayı ne kadar çok seviyorsun. Ulan şu arabaları sevdiğin kadar beni sevseydin. Tamam mı? Patron değil mi? Şu anda patron. Barondum, baron. Ama sen gittin Supra'nı sevdin. Balonsun sen. Geçtiniz mi? Geldik. John'la geliyoruz. Geldik. Bak ortam süper oldu ya. Ben de geldim o zaman. Şimdi para biriktiriyorum.
Sana araba alacağım. Araba mı alacağım? Evet. Yok ben istemiyorum arabayı. Evet. Patron. Bu ne oğlum? Bu ne? Bu mu araba? Bir dakika. Dur bir dakika. Araba normal değil bu mi? Bu mu araban oğlum şimdi senin? Bekle bak şimdi. Ne olacak yani? Herkes üst böyle kullanır. Bak. Tamam. Ben böyle kullanırım patron. Bu müzikle kullan. Ya. Kullan bu müzikle oğlum. Allah nasıl? Şimdi gel bakayım buraya sen. Şu ileri gel. İleri gel. Beni takip et. John silahı al. İlerideki soldan gel. Dur burada. Ne bunun modeli? Ferrari 2021. Bir daha de bakayım. O R'yi bir daha vur. İn aşağı. Ferrari. İn aşağı in. Gaye in sen de. Ver bakayım anahtarını. Nasıl açıyorsun o üstünü lan? Hoşuma gitti. H kası. Lan ne diyorsun gerizekalı aptal. Nasıl açıyorsun dedi. Manyak aptal gerizekalı öküz herif. Oradan basıyorsun. Hadi görüşürüz. Gayem aslında bu bir sürprizdi senin için. Aracı aldım sana. Yalnız bir sürpriz arabası kaldı lan. Araba süper var. Bana bak. Evet. Gaye ablan aldığın en iyi hediye. Teşekkür ederiz. Bu arada araç efsaneymiş. Evet. Ama benimki daha efsane. Sen benimkini gör. Louis'in sıfatı yaşadın. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Sen şimdi ona böyle bir anne şefkati, abla şefkati yapacaksın. Ben şimdi sana anahtarı vereceğim. Sen diyeceksin tamam. Bak hani. Dur. Unutulmaz bu acı. Aha. Dertli. Çalı kemancı. Her aşkta hüsran oldu. Ne oldu? Patron ne oldu oğlum? Şey, haş mı diyordun? Ah bak aracımıza bak Gayem. Bak. Vallahi muhteşem Louis çok incesin ya. Gerçekten bak, çok seviyorum. Iron Man gibi maşallah araba. Aynen. Rengi de benziyor. Ne kadar güzel ama değil mi patron? Daha şimdi hızlanacak. Güzel. Şimdi sen benimkini gör de şu deprem bir olsaydı. Allah'ım. Bir dakika. Telefonum çalıyor. Bu araba daha hızlanacak bir de. Luis'im çok sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim, ederim abla. Ne çok demek? Ne demek? Gerçekten hayatımda aldığım en güzel yılbaşı hediyesi değil mi? Şey çok güle güle kullan abla. Çok sağ ol. Gerçekten çok mutlu oldum. Rica ederim. Patron? Ne diyorsunuz değil mi? Luis? Evet. Yardımadan evet. Silahlar, milahlar, bilmem neler. Evet, oğlum hayırlı uğurlu olsun. Başında para... İnşallah eyvallah. Kazasız, bezasız. Sürersin. Eyvallah. Şöyle detayı fark ettiniz mi? Detay, bakayım. Numaram. Allah belanı vermesin seni. Oğlum yanında kız var. Niye bunu yazdırıyorsun? Supra'm yazdırsana. Patron 155 Supra... ne oğlum? Alo polis hattı gibi. Manyak mısın numaram sen? Numaram işte patron. Geçtiğim her yerden beni arayacaklar. Kız ne diyecek sana? Kızlara mı bu mesajın diyecek? Ne yapacaksın hayır. O zaman Maria? Ya senin kadar ya odun 300. Ya. Ne yapsaydın patron? Aha, gel, ne aha yapsaydın? Gittik. Aha bismillah. Evladım yavaş gel. Tikim var. Yemek var mı ya yemek su? Yemek bakalım. Bende var dur vereyim. Al. Bizi buraya bıraktı. Bıraktım. Şeyde. Bagajda. İyi tamam biz şeye geçiyoruz oğlum buradan. Bir Gazi Osmanlı'na tamam mı? Bir ön dişini çekip geleceğim o adamı ben. Tamamdır. Hadi. Biz de sen şu arabamızı bir sürelim. Gelirim ben de oraya birazdan. Akselle mi sürüyorsun? Ne yapayım kimse. Tamam. Supran nerede? Suprası garajda kalmış. Gel. Uyur. Çekilmiş de dura gidip al. Burada yemek almamız lazım. Geliyorum John. Oh be bir hareketlendik ya. Bu nedir ya? Otur malikanede. Ha, evet bu nedir? Tamam geldim John bastık. Hiç mi yemeğin yok? Tamam seninle bir börgücüye gideriz çünkü. Bugün. Tamam. Sosyal RP zamanı arkadaşlar. Makara yapacağız. Mafyalık zamanı mafya. Nereye gidiyoruz? Bir gizli mekana çekiyormuş John. Biz de gidelim de tamam. Yamuk yapmasınlar.
direkt bakın silahı satanlar. Direkt patronlarla ilişki halinde olun, tamam mı? Patron yardımcılarına bile güven yok. Bir çekerler kalırsınız orada. Mallar elinizde kalır. Bu da bir risk, biliyor musun? Evet. Adam bir basar bizi kalırız. Silah satmaya giderken bakın iyi dinle beni. Atıyorum Luis silah mı satıyor? Tek başına gitmeyecek. Maskeli bir şekilde yanında 5-6 koruma daha alsın. Orada adam seni bir vurursa mallarla kalırsın orada. Aracı güzelmiş Luis'in. Seninki bizim nasıl, merak ettim. Eski bir Lambo'muz vardı bizim. Evet. Onun daha üst modeli mi? Daha böyle naifi. Hı. Yani kaba değil, daha naif. Çok çok güzel. Ve merak bayağı ettim. Hızlı. Bayağı hızlı. Özel tasarım yani. Ama işte plakasında bir şey var. Galiba solda sadece şey diye gözüküyor. Gayem mi yazdıracaktım da. Sorun olur mu olmaz mı diye onu işte de. Şey yapıyorum. Ne sorunu? İşte, bekle canım sen bir bekle. John sen buralara mı geliyordun oğlum gizli gizli? Abi buralar benim işim. Drone'um olsa var ya. Daha senin evet bir evet. Bir drone, bo, drone satışı yok mu? Bilmiyorum ki. Nasıl aklıma ya? Aklıma geldi ya. Onunla da ilgileneceğim abi. Hemen John bana silah satardı, drone'la izlerdi. Zamanında sana az mı silah sattım? Az mı paranı yedim gayet yalatalı? Az paranı yedin ya. Şimdi ben senin paranı yedim. Bu mekanı yedim. Biliyorum. İki kişiyi sustalamıştım. Hatırası var. John. Efendim? Hatırladın mı? Burada mıydı? Bana silah sattığın günleri hatırladım ya. Drone'la izliyordun ya. Evet burası. Benden nasıl arakladığını. Oy. Ulan bu yanındaki adam çiftlikçi adam değil mi? Bu da mı alacak? Yo. Beraber ikisi. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Eyvallah. Şeyleri vereyim hemen. Evet hallet. Tamamdır. Arabanın bagajında mı? Rıfat sen bir al bakayım alabildiğini. Tamam, arabayı aldın mı Can? Aldım abi. Güzel. Çanta arabanın bagajında. Fadıl Bey bugün toplantıda biraz sinirliydiniz. Sinir bizim işimiz Gazi Osman Bey. Sinirimize dokunanlara biz de dokunuyoruz biliyorsun. Eyvallah. Ne oldu ki? Yok toplantıdan sonra bir Davut Bey'le görüştüm de. Ne diyor? Yani Fadıl'ı buradan sileceğim diyor, yanımda durdu ya. Vallahi mı? Sana bunu mu dedi? He. Aynen. Vay şerefsiz Davut. O diyor gücünü kaybetti diyor. Akıl sağlığı yerinde değil diyor. Bir şeyler diyor böyle. Şunlar da oğlum. Başka ne dedi sana? Başka ne dedi? Ya işte yanımda dur diyor. Fadıl indirelim diyor. Şehri biz yönetelim diyor. Hmm, sen de bunu gelip bana söyledin. Eyvallah. Sağ olasın Gazi. Ya ben Davut'u tanırım yani. Davut'a bu şehri yönetecek kapasite yok. Yani. Hatta ve hatta otu yönetecek bile kapasite yok da nasıl aldı bu otu ben anlamadım. Zaman her şeye gebedir Gazi Osman Bey. Eyvallah bakalım Fadıl Davut ebeliğini yapabilecek mi? Eyvallah. Aldınız mı siz? Bir sıkıntı yok değil mi? Aldım. Hiç sıkıntı yok. Rıfat tamam mı? Sizin adamınız mı yoksa masadaki şey değil miydiniz? Evet siz? Evet. Yardımcım. Ha yardımcın. Tamam eyvallah başkasıyla tabii. Karıştırdım. Tamam Gazi Osman sıkıntı yok. Silah lazım olduğunu şey yaparsın. Mermide de kolaylık sağlıyoruz. Ya, toplarım da şimdilik böyle bir ilerlesin. Çünkü ekonomi zor ya biliyorsun. Deniz tarafından mı geldiniz? Mekaniye geldik. Luis'in aracı. Ap diye gidiyoruz. Ne kadar acaba arabanın temizliği. Hemen dağılalım buradan Allah belanı versin. Gönlünden ne koparsa vallahi İban. Bile. Tabii ki de 660. Hızlı ol bunlar yer bizi yer. Yakın da ayak yıkama servisimizde açılacaktır. $500 attım. Sağ olun efendim hürmetler kendinize iyi bakın. Hürmetler tamam. İyi günler dilerim. Allah ver bu şehirdeki mekaniklere ne olmuş çık. Buraya geldim, burası kızı yok diyor, diğer taraf başka bir şey diyor. Oğlum neymiş bu ya? Bir yerde dans eden kızla burada tipsiz kirli Hakan'a benzeyen tipsiz suratsız adamlar. Bas. Hani yeni aşağı çocuklar nerede? Yeni çocuklar. Hemen gidiyoruz şimdi. Ben vermesin böyle şeyleri. Sen bas. Ya bir şey diyeyim mi sana? Allah aşkına deprem ne zaman olacak? Lan arabam yok. Oğlum şu Gaye sahile gidelim diyor, araba yok. Araba yok oğlum, kadını götüremiyorum. Bu Tony benim üstüme oynuyor. Ben sana söyleyeyim. 7 saat oldu. Yelek yapmışım ya şerefsiz. Millet yelekte bekliyor ki arabası ne bu adamın?
Yeter ya. Şimdi benim araba daha güzel. Oğlum hiçbir insan tövbe haşa ve kella. Allah'a dua eder mi deprem olsun diye? Etmezsin değil mi? Lan o raddeye geldim. Bu nasıl bir şehir sistemi? Çökmüyor da anasını maşallah. Ulan bari bir çök dünyanın ulan. Dünyanın en iyisi. Ulan keşke birisi vursa da çökse. Vuramıyorlar ki. İyi dedin kral. Bas. Ne halde biz çocuklar nereden gelmiş şimdi? Niye yukarıda bunlar? Burada bir kişi varmış bu. Sesine falan bakacağım şimdi çocuğun. Hmm. Bakalım. Tamam. Sağlam çocuk diyor Colby. Şey, hani savaşsal olarak. Çok sağlammış. Birini de sen tanıyormuşsun bu arada. Birini de ben çağırıyorum sağlam çocuk. O belki de sustaladım yolladım şehirden. Patronun yanında. Sen patronsun orada. Senin yanında böyle ne lan bu? Şey söyledi o... bana. Corley geldi. Biraz da küfür falan da ediyormuş. Yok yok. Zaten ben o çocuğa ilk gün dedim. Sen dedim burada 3 gün yaşayamazsın. İddiaya girdik. Yaşamadı zaten. Bir şey lazım mı oğlum sana? Para mara lazım mı? Para var patron ya sağlam. Ya şimdi sana bir şey diyeceğim ama Allah için doğru söyle. Benden para patron. Kaçırıyor musun ya? Patron, beni biliyorsun. Biliyorum tövbe. Ondan soruyorum. Ha tamam. Bankamda para var, silah satışı. Tahsilatı ne zaman yapacağız sana biz bunu? Sen gayet dua et. Ben sordum ona dedi. Yok dedi o yapmaz dedi. İmkansız dedi. Araya girdi. Patron biliyorsun bizde yanlış olmaz. Tamam eyvallah. Şu para tahsilatı ne zaman yapıyorsun ha? John yaptı. John 150k getirdi. Ha ben sana hemen yapayım patron. 417. Büyümüş de büyümüş de babasına para atarmış. Vay be. Luis'le rollerimizi özleyenler bir beyni butonu kır. Şöyle patron elimdeki hepsini atayım. Bakayım. Ey maşallah. Bu ne lan? Oğlum bende fena para oldu. Merhaba. Fazlalık olduysa alırım patron yani. Peki şimdi. Benzinlikte. Acaba şu mu diye bir merak ettim. Oğlum çocuğun burada ne işi varmış? Buradan mı gelmiş şey? Vallahi bilmiyorum. Ne ala bu nasıl fantastik? Gelmiş. Oğlum bizi şeye çekiyor olmasın? Dur silahı bir çekeyim de. Bu bandajı nereden bulacağız bandaj zırh? Bandaj zırhı zırhı izi beyden alacağız. Aradım açmadım. Sana bir şey diyeyim mi? Şu an silahı böyle tutuyorum yani göz olarak. Önümü görmüyorum ben. Senin araban simsiye. Kıracağız onu. Kırayım mı? Kırayım mı evlat? Bir dakika patron. Alo John. Kırayım mı? Kır patron. İyi sen ne yapıyorsun? Kırılmayalım. Üst ezinlikteyiz. Adam alıyoruz. Oğlum adam geldi abi burada. Dur şunu kucaklayayım hemen polis gelecek. Oğlum bu Aksel. Dur. Kapadım ben. Oğlum ta aşağı kutu alatmıyor. Alo. Beyefendi. Merhaba efendim. Nasılsın? Oğlum sen ismin ne senin? James. James mi? Oğlum bu evet, Aksel'in birebir aynısı lan. James Show sen misin lan? Evet James. Hayatımda ilk defa böyle koruma alındığını görüyorum ya. Patron bizde böyle. Tam deli oluyuz. Oğlum sen burada niye indin? Gökten mi indin ben, sen oraya? Yok ben pompacılık benim ikinci meslek. Pompacı o mısın sen? Evet evet. Yok bir şehir bugün kesin kalmayacakmış. Gece mesaisi burada. Ha eyvallah. Varkenin etrafına gezersen misin? Yaş kaç tane senin? Senin? 23 yaşındayım ben. Çok yani sesinden belli. Güzel. Şimdi senin kolun çok sağlam diyorlar. Evet. Öyle diyorlar söyledim ya. Aynen kendime abi. Şey yapmıyorum. Tamam. Güzel. Evet ne oluyor benim şimdi gözlere? Senin sesin bana bir yerden bir tanıdık geldi ama neyse. Fesselam. Hiç memurluk yaptınız mı? Önceden başka bir ailelerde bulundun mu sen? Bulunmadım. Yani. Tamam dur şimdi çözeceğim. Memurlukta bulundunuz mu siz memurlukta? Çok eskiden vardı ya. Bulundum. Polislik. Evet evet. Evet bir ses tanım bana bir şey geldi tabi de. Polislik bir süre yaptık. Luis bence direkt vuralım ya. Atın. Direkt ben sağda dursana. Vurmayalım. Başı boşuna uğraşmayalım. Bekle. Efendim bir şey yapmadım. Çek sen yok, oğlum sen. Ben... Bir de bizi kandıracak ya. Allah'ım nasıl yok ben yansını. Gerçekten neden sizi kandırayım efendim? Gerçekten neden sıkandım hiç yani bir şey yapmadım. Tamam sür. Geçtin. Değil mi patron? Daha geçmedi oğlum. 4 senedir Allah. Adamımız diyen adamlar sattı bizi. Nereye Alo? Geçti? Sırat Köprüsü gibidir oğlum. Buyurun. Bizim davamız. Kıldan ince, kılıçtan keskin.
altı cehennem, ilerisi cennet. Cennete yürüyeceğimler, beraber haşrolacağımız adamlar. Ha, şeye mi diyorsun? Oğlum biz alım yapıyoruz oğlum biz, kapatalım nereye, oğlum. Nereye geldi ya? Patron, Gaya ablalar bizi Maria filan galiba şeye gidiyormuş. Nasıl ya? Bu sapık mekaniğe. Niye? Biz Allah'tan oraya gitmedik. Boş, oğlum ben sana dedim saf. Ben oğlum senin yanında tecrübeli bir adam var, anladın mı? Kadın ruhundan anlayan. Sen ne anlarsın lan, tuz ruhu. Sen basma Anika'nın çocuğu bırakalım. Eyvallah patron, eyvallah. James'ti değil mi ismin evlat? Evet, James. Tamam, James sıkıntı Shaw. Yok. İlk sınavı geçti, şimdi ikinci sınavda sıra. Normalde ilk sınavda hep bu raddede bir küfür ederler bize. Ben. O ne? Kim ulan o? Polis havası olması lazım. Polis yani. Megafondan geldi. Bas, silahla sıktık ya dedim. Kafayı heee. Sıcaktırma oraya gitsin. Oğlum adamlara da biraz şey çıksın biliyor musun? Dakika başı oturuyorlar, göbek yapmışlar. Arada böyle gidin tamam mı? Free sıkın 4 milyonda öyle geçsin adamlar benzin acısından. Bir şey diyeceğim, sen daha demin ne dedin? Gaye ile Maria mı öğrenmiş bu olayı? Onlar gitmedik gidiyormuş. Tam, bizim koruma aradı direkt. Tam gitmedik ki oğlum biz. Allah. Evet evet. Ben gitmem zaten. Tamam James, burası malikanemiz evlat. Patron, namımızı ben bir kere biliyorsun. Gittim ama. Çok evet. Konuşmak yok, direkt işe odak. Tamam mı? Bir yanlışında evet. Daha deminki sustalı girer böbreğe. Biliyorsun zaten. Bana sustalı Kazım derlerdi eskiden mahallede. Biraz manyağımdır, tamam mı? Ne yapıyor lan bu? Ha, bu benden sustalı daha manyak ama. Sevdiği kızı nasıl attı bak Allah aşkına. Tamam şimdi bizim az bir işimiz var koçum, sen burada. Aksel neredesin sen? John. Yeni koruma geldi oğlum, bir bak. Bizim şimdi bir silah satışı var, geliyoruz. Alp bakın oğlum, James iyi çocuk, sağlamdır. Tamamdır, hadi bakayım. Tamamdır abi. Bas oğlum. James Shaw ben. Patron bana bir mesaj attılar. Kim? Ne diyor? Gaye ablalar. Hı. Allah mükemmel hizmet diyor. Kim? Hani kızların yanındalar. Nasıl o, yani? Evet, kızlarla beraber Gaye abla, Seda, Martina, Maria. Nasıl lan? Bir de bu iki kız. Nasıl? Vallahi. Sür Allah belan versin, o mekanını yaktım şimdi. Bas. Bir dakika ya, bu ne demek lan bu? Vallahi bilmiyorum, Maria da attı bana bunu. Bir dakika dur ya, bu kadınlara ne oluyor oğlum? Alo, Gaye? Efendim Fadıl? Bir mesaj geldi Luis'e, nedir bu? Bir açıklama var mı acaba? Yani aracımızı tamir etmeye geldi. Aracınız ne demek? Hemen mekanikten çıkıyorsunuz, çabuk. Mekaniğin önüne çıkın, alıyoruz şimdi sizi, çabuk. Bak tamam. Yıkarım o mekaniği. Çabuk gelin. Biz gitmiyoruz erkek olarak, bunların ne işi var orada? Bir sürü erkek var orada ya. Lütfen patron, lütfen. Luis biraz erkek ol oğlum. Abi. Bu ne lan? Bak yıkarım. Namus. Ya. Bas. Sen kimsin? Bak kaç kişi arıyor senin, anasını sattım, yeter lan. Lan mekanik. Bak. Bak beni çağırdın, sapıksın sen. He? Dur içeri girme. Ne diyor? Ya ne güzel rol. Senin Allah belanı versin, ismin ne selamın senin? Selamın kavlen bir Rabbir Rahim. Vem tazül yemme yuhel mucrimun. Aşırı komik. Oğlum sen şunu bana ismini versene. Bak Allah çapsın kafayı yiyeceğim Allah bak. Allah razı olsun. Allah kapıyorum, aşkına ver şunu. Telefonunu versene şunu. Versene şunu, kaçıralım şunu kafasına sıkalım. Patron. Bak vallahi demiş, cinayet sebebi. Ağzından kaçırmış demiş. Luis buraya geldi. Sonra demiş, ben bilmiyordu, gitmedim. Kaçtı. Eğer beni demiş. Satarsan Allah canımı alsın, beraber o baronluk mi? Mührünü alır senin kıç. Dur girme içeri. Dur bizim kızlara çıkın dedim ben. Bir bak şöyle göz ucuyla bak, çaktırmadan bakacağız lan. Emin misin? Çaktırmadan bak. Dur bekle. Şuraya bak. Oğlum. Abla yine çok sapık ablay. Luis Bey sıkıntı yok, hallettim. Luis Bey girin içeri artık ya. Toparladım. Yok içeride yani. Efendim, sonlu mekanik. İçerideki hanımefendileri bir çağırır mısınız buraya? Gelirler. Efendim, cinayet sebebi şey, çünkü bu. Pembeli hanım değil. Pembeli hanım hariç. Geldi hanımefendi geldi. Şu kaçma. Hanımefendiler bizden uzak düşür, stajı seviniriz ya. Gaye abla geliyor Luis. Arabanız nerede Gaye hanım? Tamir oldu. Dışarıda bekliyoruz sizi. Teşekkür ediyorum. Ablacığım şu arabayı da bir yıkar mısın? Yavaş. Oy. Kim? İnsanlar öldürdü. Yavaş. İyiyim. Yok efendim, hanımefendi. Hanımefendi gerek yok.
Arabaya o kadar su döküldü, kireç neyim kalırsıydı, gel buraya. Kapayalım şunu bir dakika, gerek yok, gerek yok. Oğlum arabaya bak lan. Kapat oğlum, Iron Man modon. Kapa. Lan kapan iyi bak, Transformers. Ulan. Yok gerek yok hanımefendi. Yok istemiyorum. Yenge görüyorsun değil mi? Gaye arabanız nerede? İçeride dur bakayım. Tamam Allah alın dışarı çıkarım. Gelin hadi. Çık oğlum çık. Bas. Bas. Bekle oğlum. Bekle burada şimdi. Bu ne böyle? Şimdi bizim kızların burada ne işi var? Ama giderken avlan. Sıra bizde. Var ya. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Çekecekleri var. Bu kim koşuyor? Bu ne ya? Nereden? Bu ne oğlum, vitaminsiz gibi koş. Hanımefendi. Buyurun hanımefendi. Bakın hanımefendi. Hanımefendi kifoz mu var sizde acaba? Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Hanımefendi duyuyor musunuz? Kifoz var galiba. O nasıl bir yürüyüş efendim? Hanımefendi. Skolyoz mu oldunuz? Bakın bizi burada baş başa görecekler. Yanlış anlaşılacağız. Ya anlaşılacağız. Ama bir dakika Allah oğlum. Giren girmiştir ya. İn ya. Bir dakika dur. Çık. Hanımefendi duyuyor musunuz bizi? Tamam isminiz neydi sizin? Valentina. Bir daha söyler misiniz? Valentina. Valentina mı? Korece mi hanımefendi bu? Valentina. Tamam anladım. Sesiniz bir arkadaşıma benziyor da beyefendi, hanımefendi. Baş harfi böyle hani. Bas tam bas geldi. Oh be ne oldu, Allah beni onu versin. Allah çarpsın, olanla alakamız yok. Yemin ederim benlik bir olay yok. Abi. Sen var ya, sen naneyi yedin. Ya. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen naneyi yedin. İşte şimdi sıçtım. Makaraya bak ya. Patron, kavga çıktı. Yumruk yumruğa giriştiler. Ne yap? Ben gitmem oraya. Boşver. Ne yaparsın? Oğlum kadın kavgasına karışmayacaksın. Tamam bak, kural 1. Oğlum öptü mü lan bu seni? Patron, beni mi öptü, arabayı mı öptü? Onu çözemedim oğlum, lan. Oğlum erkek miydi lan bu? Ambidere benziyor sesi ama. Tamam. Kızlar dışarı gelin lütfen. Teşekkürler. Allah aşkına şu mekanda durmayın artık. Ne oluyor? İçeride şu an ben sana bir şey diyeyim mi? Bizim kızlar lütfen dışarı gelin. Evet. Yasin neredesin? Patron bir yumruk yumruğa sezdim olur, orada ama. Olur bir orayı bir kessene, ben tam kesemiyorum. Patron aha, gene polis, mi geliyor bu? Polis geldi. Marikane. Yok Martina galiba. Polis geldi oğlum, polisi çağırmışlar. Vallahi polisi çağırmışlar. Allah'tan seni öptü, beni öpse var ya ben. Efendim Martina ne oldu hiç? Ceviz karıştı patron. Nasıl? Polis geliyor galiba. Evet. Kızı dövüyorlar. Nasıl şimdi? Kız mı erkek, onu da ben neyse tamam sen bas oğlum bir bakalım içeri. Abla ne yaptı bu? Aha. Abo. Mekaniği abi, dağıtalım abi. Arkadaşlar. Hadi çıkıyoruz. Evet, abi siz kaçın. Maria, yapsak. Maria hadi kızım çıkıyoruz. Evet, hanımefendi kaçın. Allah aşkına bana yaklaşmayın. Çık kaçın, sen hadi, çık. Gidin. Sen çık. Patron biri daha öperse boku yedim işte. Sen çık. Oğlum bak şimdi erkekliğin kuralı kaçmaktır. Sen kaç. Öncelikle sakin olalım. Tamam gidiyoruz, gidelim bir konuşalım. Gayet sen kızları al. İkinci abi, arabayla gidiyoruz. İkinci arabayla gidiyoruz hadi. Ya Fadıl abi. Gay ablaya bir şey de abi, kadının sigortası yok, şimdi ölsem bir şey olsa bana kalacak. Tamam çıkıyoruz oğlum. Şey, oğlum sizin yalnız... kızlar rahat durmuyor ki. Ne yaptı? Aa geldi. Patron seni öptü. Aha. Taktırma lan görmedi. Hakem görmedi patron oğlum. Hakem görmedi. Şimdi satmadın mı seni patron? Aman dara bırak. Bizim kızlar çıkabilir miyiz artık? Abo. Bence çık biz gidelim çık. Bekleriz. Çık vallahi ben bir şey var ya seni öldür. Çık bas oğlum artık. Bas. Ederim. Tutacağız zilleyi. Ya lütfen beni bırakın, ben gitmek istiyorum. Ya sizinle sonra konuşacağım ben. Yemin ederim gitmek istiyorum. Abi ben gittim. İkimiz burada de dur, burada dur bir şey alası. Yok sen sıkıntı yapma. Ben tamam. Şu masada çok sorun çözmüş bir adamım. Bir öpücük olayını mı çözemeyeceğim oğlum? Sakin ol ya. Nedir ya? Sakin ol. Sen bir yanağını sil istersen de. Var ya yer seni var ya orayı, ben sana diyeyim. Sil yanağı sil. Mendil vereyim mi oğlum? Pat. Ben yemeğe...
Hayır. Patron. Allah'ım ne olur. Şerefsiz. Tamam bir dakika, mendil var. Patron, bu rujların 24 saate kadar kaldığını duydum. Patron zor geçiyor ama iz kalmasın şimdi ya. Tamam. Gayet kızları topla gidelim, bir yerde oturalım konuşalım. Artık. Hadi. Biri bir bayılmış galiba bizden. Tövbe bismillah. Allah'ım ne oluyor? Eyvah. Ne oluyor lan? Kim o? Gaya ne oldu? Maria? Maria? Kim o? Maria? Maria? Koşuş nereye? Kim o? Şey yok. Nereye götürüyorsun? Araba arkada. Ne oldu? Allah Allah. Patron galiba boku yedim. Sana bir şeyin mi çıkmıyor bu? Ha bayılmış o. Ha. Neyse bir şey yapmayalım biz. Anne neredesiniz? Şu aşağı sokaktayız. Geliyoruz. Maria ne oldu Martina'ya? Bir şey olmadı ya. Kargaşa da bir gitti. Ha tamam anladım. Ha. Anladım. Şimdi gelecek zaten. Şey olmuş herhalde, cinli olaylar. Cinli olaylar dönmüş. Ya oğlum biz gittik korumayı aldık. Hazırlık. Biz gelmeyecektik biz. Sağ binsin şunlar gidelim. Artık arabaya binin ve gidelim. Olur. Ha binin arabaya gidelim artık hadi. Fadıl abiyle Luis'e öpücük attılar da ortalık karıştı. Oğlum seni var oğlum, ya seni bulmazsam. Oğlum sus artık sus! Sus! Dur su dur. Senin ben dallağını. Bunun dallağını keseceğim ben. Patron ya. Yürü tamam. Kızlar siz bizi bir takip edin. Bir de sevmezdim böyle sosyal şeyleri. Şerefsiz. Kim ben mi? Zıkkımın kökü. Patron ben her gün sosyalim. Şunları takip. Biz takip. Abla. Abla yeni aldım. Biraz tedavi. Korna çal oğlum, korna çal. Kızı alacaklar galiba. Bir yanına geç bakayım şu arabanın. Takipte kal. Şimdi kural bir. Kadından trip yiyorsan ve bu başka bir kadın tarafından kıskanılıp ve yanağından öpücük kondurulmasını gördüğün an ve yanında yarı çıplak bir kadın varsa direkt mezarlık oldu. Patron sen de aynı durumdasın. Bu, yani biz buna dünya literatüründe oğlum kışkırtma olan bir şehir mezarlığı deriz. Ben çarpmadım ki. Biz çarpmadık bu arada. Usta şoförüm ben. Nereye gidiyor bunlar? Sanki böyle sustalanacağız. Bence biz şu an ölüme gidiyoruz oğlum. Hiç der miydin ki bir kadının elinden olacak ölümü? Demezdim. Ya ben ölecektim. Ben öldükten sonra sen kafana sıkacaktın. Arkada mezarlık yapacaktık. Bak John'la Louis. Abi şunu bir tat ya. Vur anne, vur geçin. Siz abla mi bize pit atacaksınız? Senin canın sağ olsun anne. Arabamı kır parçala. Onların kötü oldular lan dur. Kır parçala. İyi misiniz? İyi misiniz? Çok iyiyiz. Mükemmeliz. Tamam bir durun ama böyle olmaz şimdi. Bir konuşalım. Sakin bak, olayı bilmiyorsunuz. Sakin olun. Hayır. Bir iner misin araçtan lütfen? Bak yaptığınız çocukluk. Bak, lütfen. Anne beni almadın. Şey oluyor. Yaptığınız cidden çok... Bak gaye... Patron.
Nasıl olmaz? Evet Patron, taktik neydi? Şimdi taktik maktik yok oğlum. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hı. Şimdi durmadan inkar edeceksin. Tamam mı? Zaten öyle biz haklıyız. Buraya git var yani. Hı. Sakinleşebiliriz bence. Patron yanağınızda ruj kalmış. Nasıl ya? Ruj kalmış patron. Luis? Yanağınızda. Ben bir lavaboya gidiyorum. Tamam patron, sen onu cır cır bir aseton. Da. Asetonla. Tamam, ben bir hard yapıp geliyorum. Tamam. Gelme ya, ya yardım edeyim. Gel. Harda bir ya. Oğlum harbiden var mı lan? Patron var. Bu ne lan? Şu şekil patron şu. Suda yaramıyor. Aseton ne oğlum? Oje mi çıkarıyorsun? Ha. Şunu kapayım. Yavaş. Yavaş sil lan yavaş. Patron, Allah sil yes. Allah kahretsin ya. Oğlum ben böyle işler hiç gelecek adam değilim ya. Bu ne ya? Tertemiz oldu. Bakayım. Tertemiz oldu. Bakayım şuradan sakal. Lan ne yakışıklı adammışım lan ben. Karizma adammışım. Lan var ya ben bayağıdır aynaya da bakmıyorum anasını satayım. Bu ne lan? Evet. Kızın öpmesi normal tabi lan. Bakayım aynaya. Sen deme duyanlar filan. Yok lan buradan duyulmaz. Burası kurşun geçirmiyor oğlum. Evet, gerçi geçiriyor anasını gördük PD'den de. O ayrı bir olay. Ulan ben harbiden neymişim lan böyle? Evet. Tamam hadi sende var mı lan bakayım. Ben de var mı Patron? Bir dakika dur bir sorayım. Bakın bakalım. Bir bakayım şöyle soluna bir çek ulan. Bakalım be. Tertemiz Patron. Ulan yemin ediyorum evliya mezarı gibisin ha. Bas. Neredeler acaba? Şimdi oğlum. Evet Patron. Bu işi Gül de kurtarmaz. Ne kurtarır? Kadınların yanına gidip yok bak, işte bak. Nerede araba sildirmeler, araba yıkatmalar. Neresi lan bu oda? Oda değil bence şu ya şey beyaz yastıkla. Evet. Allah Allah. Şimdi açık oturumu bravo. Açıyorum arkadaşlar. Açık oturum bu. Herkes kendi fikrini söyleyebilir. Erkekler şimdi bize bugün yanlış yaptı. Çaktırma. Öyle değil mi Martina? Ya, bana yanlış yapan kimse yok. Bana da yok da şimdi bacıgiller grubunu yalnız bırakamayız. Bak Yasin hiçbir şey yapmadı. Ne anlayacağız onu? İşte gerçek seven diyor. Oturumu kapatıyorum evet, arkadaşlar. Yani ama şimdi Maria. Ama şimdi patron ve Luis'e de hak vermek gerekiyor bazı yönden. Nasıl? Ben şimdi kendim açısından ben bir erkek olsam ben de oraya giderim. Hani giderim ama. Nasıl gidersin ama. Ya? Ha, gidiyorsun çaktırma. Ha, gidiyorsun gidelim çaktırma oldu. Bari. Çaktırma ne ya? Merhabalar. Seda Martina siz bizi bir yalnız bırakın. Tabii. Olmasın. Gel şuradan çıkalım direkt. Otur evladım otur. Oturayım. Ay havalar da bir sıcakladı be. Evet. Bence de patron. Bayağı silah da sattık bugün. Çok güzel bir gündü. 450 bin dolar paramız var. Güzel bir gündü değil mi? Bence de. Evet ticaret bu açımsından yani yanlış anlama şimdi. Daha iyi. Allah bin belamı versin. Benim hiçbir hatam yok. Bütün Allah her bok Luis'in hatası. Hiçbir şşt, olayla alakam yok. Sus sana. Patron. Para vermem. Şimdi. Verme. Dur. Gayem. Allah benim cezamı versin ki. Ben yeni korumayı almaya üst kasabaya gittim. Bu salak zırto dedi ki yok dedi süspansiyon sibop mu değişecek bir şey değişecek dedi. Bizi mekaniğe yolladı. Şimdi benim burada kabahatim ne?
Şimdi bana bir söyle ya. Bir dakika. Bana bir söyleyin ya. Maria canım. Ya yeter bak, ya ben daha yok ya. Ben yokum ya. Olaysa ufak bir şey demek istiyorum. Evet. Bana bir şey anlatmak zorunda değilsin. Zaten seninle hiçbir şey değildik. O yüzden bu nasıl ya? Evet. Yani ne sevgiliydik ne bir şeydik. Ne teklif ettin ne bir şey yaptı yani patron anladın mı? Alıştı. O yüzden zaten hiçbir şey vurdu gol oldu. Ama yapmak zorunda değilsin canım. Şimdi o yüzden şöyle sana yapma. Şimdi bak bak Gaye'le bize neyse, mesela. Bir daha bak. Mekanikte çıplak erkekler olursa biz de gideriz ablacığım. Bak biz ne kadar mutlu çiftiyiz hiç ihanet ediyor muyum ben? Abi Gaye beni mekaniğe sen terbiyesiz, götürdün ama. Terbiyesiz, şerefsiz, ahlaksız. Yanında bir dakika. Bu kızım kalmış Fadıl. O yok, abla, o yok, o yok, o yok. Şimdi bir dakika ben onu lazım. Sildim daha demin şimdi o yok. Sildin mi? Evet o yok. Abla bir şey söylemem evet, lazım. Evet Rüsçem. Biz üst kasabadan adam aldık. Hı-hı. Patron dedi ki bu adam resim ne dedi bana attın. Dur bakayım Maria anlatıyor evet. Bana attığın resim ne? Sana attığın resmi söyledim ben. Bana attın. O da dedi ki bu ne ya dedi gidelim dedi. Ben gittim. Patron yazıklar dedi. Yazıklar olsun. Emirini uyguladım. Maria gibi bir kızı. Maria gibi bak tamam. Ben eyvallah dedim erkeklerim. Maria gibi bir kızı sen bunu nasıl yaptın ya? Değil mi? Gayem Allah aşkına bir söyle ya. Ha senin hiçbir suçun yok bak, yani. Bak biz böyleyiz. Biz her gün böyleyiz. Ya ne var ya? Suçluysun. Nasıl yani? Hayır bir de üstüne abla. Yani. Ben bir yani şey yaptıysam silah satmak nasip olmasın. Bak silah satmak çok büyük yemin ettim. Parayı çok severim bilirsin. Abla bir de beyefendi 2-3 defa gidiyor. Evet. Böyle bir şey yani var mı ya? Bir de mekaniğe şey, ya? Mekana durmadan, gelin. Durmadan bana şimdi, Twitter'a bak diyor ya. Twitter'a bak diyor. Çok güzel bir yer diyor. Hayır beni de şimdi, teşvik ediyor ya. Bir şey söylemem lazım. Patron sen çakırttın beni ya Allah nereye aşkına patron. Nereye? Sen demedin mi mekaniğe gidelim tamam, hayır alalım. Mekaniğe niye gidelim dedim. Gaye'nin resmini gördüğüm için orayı basmaya evet, gittim. Evet biz sizi almaya geldik abla. Ha biz almaya geldiniz. Tamam siz bir oturun ben size her şeyi gerçeğini anlatacağım. Otur kızım gel sen de. Arada bir şey diyeceğim tamam mi? Gel Maria'cığım. Tamam. Sonra derim. Tamam. Biz gel oğlum. Siz bir aranızda bir istişare yapın. Patron. Oğlum bak gel. Tamam bu sefer seni satmayacağım tamam mı? Patron. Heh. Sen ortamı yumuşat arada patlatacağım Maria sana şimdi. Neyi patlatacaksın? Mali sana aşığım. Nasıl yani? Bunu böyle diyeceğim. Sen demedin mi oğlum kıza bunu? Daha demedim. Nasıl lan? Oğlum sen gerizekalı mısın ondan kıza demedin mi? Ondan trip attı bana daha demin. Oo oğlum sen bana ulan manyak burada ha babam var lan senin gel. Tamam. Bak şimdi. Tamam şimdi daha sen bir otur bir sakinleşsene sen. Sen bir sakinleş ya. Ben yok, sakin değilsin. Gayet öyle vardı. Oturma bak. Ayağın titriyor şimdi. Sen bir geri şöyle bir yatsın. Ha bu. Ne kadar çok asiller iyi, baksana ne iyi kadar asil. Şimdi olay şundan ibarettir. Bu bizim tamam mı? Sarı'yı aramışlar. Demişler ki bu mekanikte demiş böyle bir şey var. Bu da zaten gitmek istememiş. Tamam mı? Bunun hı-hı yanında bir tane arkada Korli var ya. Yavşak Korli deriz biz ona. Bu oradan geç. Bu orada şey. Biri mi dinliyor bizi? Şimdi neyse. Bu çocuk da oraya gitmek istememiş. Önünden geçmiş çıkmış orada. Biz de yeni bir koruma geldi. Üst kasabaya gittik. Üst kasabadan dedik bu korumayı alalım. Sonra ne dese beğenirsin? Gaye ablalar diye bir koruma dedi ki bize. Gaye ablalar dedi orada fotoğraf geldi bana. Ben ne yapacağım? Aldım silahımı dedim. Ben orayı yakarım. Ben sonra de aldım. Kız bilerek hı-hı bunun yanına geldi. Bunu bir öptü orada. Ya yani, şimdi bir kadın niye öpsün mesela? Tanışmanızın mı var? Anlamadım şey yani. Bir şey diyebilir patron izin verirsen tabii ki de. Tamam hadi bir kere gitti. Korni'nin tamam lafına uydu. Tamam. Bu cepte. Eyvallah. Peki neden mekana gelip diğer insanlar da bu mekanik hakkında fişfişliyor? Mesela sen kendi ağzınla dedim beni de götürmek istedi. Beni de götürdü diye soruyor dedim. Yani tamam ben de. Mekanik şey mekandaki insanlar da bana böyle bir şekilde dedi. Öyle bir tanesini şey anlarım. Kızım öyle bir şey yok. Külliyen yalan. Tamam mı? Öyle bir şey yok ya. Sen bana güven. Bu çocuk öyle birisi değil zaten. Ben yetiştirdim onu ya. Patlatıyorum. Patlat oğlum. Maria sana aşığım. Bunun üzerine. Şey Gaye bir gelir misin? Saçında bir şey kalmış. Bir gel, bir gel. Gelim hayatım. Evet geliyor. Ben de yırtım lan. Müis sağ ol lan. Batur. Gel bir gel. Gel gel bir şey diyeceğim gel. Gel lan. Şş. Oğlum az bir şey ol lan. Şş. Batur. Bana bak bana bak. Kendine gel oğlum. Şş, kendine gel lan. Tamam. Manyak. Tamam, kendinde tamam ol lan. Kız karşında. Sen baronsun lan sen. Evet. Git dur. Tamam. Heh, kıza git.
adam gibi de ki çatır çatır. Bu falan de. Şş, ben de kurtuldum. Patron sayende. Dedim. Allah'a emanetsin hocam. Patron. Heh. Bana kitleyemezsin her şeyi. Sen kitlemedik oğlum. Olayı yaptık işte lan manyak. Evet, tamam. Olayı ayarladık sen git. Adam çat 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 bitti. Hadi. Çat diye söyledim zaten. Hadi. Oğlum çat çat söylemedin hadi. Evet bitirelim rolü. Güzeldi.